koyu yeşil. Hazırlayan ve sunan Özlem Şendeniz. Merhabalar, Koyu Yeşil'e hoş geldiniz. Koyu Yeşil, Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nin podcast serilerinden biridir. Bu bölümde konuğumuz Uğur Biryol. Sevgili Uğur'dan biraz bahsetmek istiyorum size. Kendisi bölgenin bir insanı ve bölgeyi çok iyi biliyor. Üstelik bölgeyi anlatmayı da iyi biliyor. Üretken bir gazeteci, araştırmacı, yazar ve aynı zamanda turizm rehberi. Ben size onun derlediği, yazdığı birkaç kitaptan ismen bahsedeceğim. İlginizi çekecektir diye düşünüyorum ve ilerleyen bir okuma yapmak isterseniz kolayca edinebileceğinizi varsayıyorum. Bunlardan bazıları Gurbet Pastası, Hemşinliler, Göç ve Pastacılık, Karardı Karadeniz, Karadeniz'in Kaybolan Kimliği, Kazım'ın Sevrası, Kazım İşi Europa. Evet sevgili Uğur, bu kadar çok kitabı sıraladıktan sonra ki ben sadece birkaç tanesini aslında sıraladım. Aynı zamanda dergicilik de yaptığınız için baya baya yayınınız var. İnsanlara bölgeyi doğru anlatmayı dert edinen birisin. Bugün de seninle beraber bir başka derdimizi, üstelik doğru anlatmak üzerinden derdimizi konuşacağız. Yeşil Yol. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu tip yayınlarda genellikle bu girizgah kısımları beni biraz daraltıyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani kendimi çok iyi anlatmayı bilen bir insan değilim. Burada turlarda insanları gezdirdiğim zaman son gün benim aslında kim olduğumu anlıyorlar. Biraz işte kitap evine girdiğimiz zaman. Bazen işte siz buralı mısınız diye soruyorlar. Çok garip bir şey. Yani bir hafta boyunca dolaşıyoruz. Ben espri olsun diye Gaziantep'liyim, oradan geldim, burada yerleştim ve rehberlik yapıyorum diyorum. Ya Karadeniz konusu tabii çok anlaşılabilir bir konu değil aslında bizler için bile. Dışarıdaki insanları yadırgamıyorum bu anlamda. Çok katmanlı bir mesele her anlamda. Yani kültürü, sosyolojisi, sanatı, sporu, bütün konu başlıklarında çok sıkıntılı bir madde Karadeniz aslında. Karadeniz'i yani yaşamakta apayrı bir şey, anlatmakta apayrı bir şey. 11 yıldır bölgede yaşıyorum ama buralıyım tabii ki. Burayla bağım hiç kopmadı işte okul, iş hayatı vesaire. Fakat Karadeniz çok müdahaleciliğin olduğu bir yer. Yani kültürel veya sanatsal bir şey yaptığınızda, ürettiğinizde işte kitap, müzik ya da işte sinema filmi, dizi film çok fazla müdahaleyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü herkes Karadeniz'i çok biliyor. Çok bildiğini iddia ediyor. Dolayısıyla da bu konu biraz insanı bir şeyler üretirken aslında sekteye uğratıyor. Bu konu başlıklarından biri de tabii ki ekolojik meseleler. Aslında Kola'nın da uzun yıllardır yapmış olduğu ve maalesef son yıllarda çeşitli sebeplerden dolayı yapılmayan Yeşil Yayla Festivali ki çok severim. O festivalde tematik olarak aslında doğayla insanın bütünleşmesinden kaynaklanan çok güzel yaşam formları öğretilmeye çalışıldı. Benim gönlümden geçen aslında onu imkanlar dahilinde olsa milyonlarca insanın katılması idi. Çünkü gerçekten çok özel deneyimlerdi. Bugünden baktığımızda çağının çok ilerisinde hareketlerdi. Dolayısıyla da durduğu yeri yapmış olduğu çalışmaları çok önemsiyorum. İyi ki böyle bir hareket doğmuş Karadeniz'den. Bu anlamda mutluyum. Keşke daha fazla olsa, daha fazla çoğalsa diye de temenni ediyorum. Ve can yakıcı konuya geliyorum. Yeşil Yol. Yeşil Yol meselesi 2013 yılında burada Çamlıhemşin'de Hemşin'de muhtarlık yaparken Abdurrahman Aydın, o da Gola dostlarındandır. Eski ZUA muhtarı ve dostumuz, arkadaşımız. Abdurrahman Aydın bana bir gün telefon açtı ve Çayeli Benekdere tarafıyla Bodol Köyü arasında bir yol çalışması olduğunu söyledi. Ama pek anlamlandıramadığını da söyledi. Yani bir alaka kuramadı. Bunun üzerine o dönemlerde de bölgede Özcan Yüksek, o zaman Atlas Dergisi'ndeydi, buradaydı. İşte Sercan Küçüküstel buradaydı. Biz beraber
atlayıp gittik yolu denetlemeye. Yani ne yapıyor bu adamlar diye. Ondan sonra bunun aslında Yeşil Yol çalışmasının başlangıcı olduğunu öğrendik bir şekilde. Sonra Özcan bana işte bunu yazmalısın dedi. Sanırım resmi olarak ilk ulusal basında da ben yazmış oldum Yeşil Yol'un ne olduğunu. Çünkü internette çok fazla da bilgi yoktu açıkçası. İşte o dönemin bakanlarından Faruk Özal'ın açıklamaları vardı. İşte Yeşil Yol'un nasıl olabileceğine, nasıl tamamlanabileceğine dair bir takım temenniler ya da açıklamalar diyelim. Sonra yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Yani nasıl bir yıkıcı proje olduğunu aslında. O sonrasında da zaten Kaçkarlar bölgesine gelip dayandığında artık bütün kamuoyu Yeşil Yol'un ne olduğunu öğrenmiş oldu. Peki Uğur, Yeşil Yol projesiyle slogana çıkar gibi, manşete çıkar gibi yaylalar birbirine bağlanacak deniyor ya. Yaylalar birbirine bu şekilde bağlanabilir mi? Yani şöyle, yaylalar zaten kalben birbirine bağlıydı. Yani bunun için ekstra bir yol çalışmasına hiç gerek yoktu. Şöyle bir şey var, yani Hemşinlilerde de Lazlarda da kendi yaylaları, yayla kültürleri, kendi yaşanmışlıkları üzerinden anlamlı ve değerli zaten. Bunun için ekstradan bir çalışma yapmaya gerek yok. Eskiler çok güzel bir kültür bırakmışlar ve o kültürün devamı olarak bizim yapabileceğimiz şey onun üzerine bir şey koyabilmekti. Yani bunu yıkıcı bir şekilde tahrip etmek değildi. Bizim zaten karşı çıkış noktamız buydu. Yani 150-200 yıl önce belki çok daha eskiden kurulmuş olan, işte bu kadim halklardan kalmış olan bu yaylacılık kültürünü birkaç tane kendini bilmez yüzünden yok edecek değildik. Yani buna imkan tanımayacaktık. Bunun için bir mücadele vermeye çalıştık. Çünkü oradaki yapılan çalışma çok değerli, çok kıymetli. O zamanki imkansızlıkları düşündüğümüz zaman şöyle söyleyebilirim, sanatsal ve kültürel değeri de çok yüksek. Yani sadece hayvancılık temelinde bir yaylacılık değil de aynı zamanda bir sanat ve kültür üretimi olarak da mesela mimariye baktığımızda işte o kesme taş evler, coğrafyasına göre o güzelim ahşap evler bize orada var olan bir kültürü gösteriyor her anlamda. Onun da korunması gerekiyor. Oradaki floranın da korunması gerekiyor. Oradaki canlı yaşamın da bütünüyle korunması gerekiyor. Bu temel üzerinden yaklaştık. Dolayısıyla da birbirine bağlama çalışması olarak lanse edilmesinin en önemli sebeplerinden biri bu. Yani ulaşım Karadeniz'de çok önemli bir mevzudur. İnsanlara, yaylalarına ulaşması gerekir. Ve biz de bunları birbirine bağlarsak işte sözde bir turizmi geliştirmek adına bir hamle yapmış oluruz düşüncesiydi bana göre. Ama tabii arka planında başka şeyler var, onu konuşacağız. Temel olarak zaten buradaki yaylaların, yani Kaçkarlar bölgesindeki yaylaların %80'ine zaten bir araç yolu yapılmıştı. Yani belli başlıklarını sayarsak Kavrun Yaylası, Pokutsal Yaylaları, işte Elevit Yaylası, işte Verçenik gibi uzak noktalara bile araç yolları yapılmıştı. Bütün bunları birbirine bağlayabilmenin bir anlamı yok ki. Yani bir anlamda fantezi düzeyinde kaldı. Yani Samsun'dan hangi maceraperest bir aracıyla 4x4 dahi olsa girip ya ben bir gideyim ya şimdi Sarp'a kadar diyebilir ki? Yani buranın Karadeniz olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak burada insanların her koşulda mağduriyet yaşayabileceği gerçeğini de göz ardı etmiş oldular. Yani şöyle bir şey olabilir en basiti. 3000 metredesiniz, gidiyorsunuz işte diyelim ki Gümüşhane'den Trabzon'a gidiyorsunuz. Benzininiz bitti. Nereden ihmal edeceksiniz? Ondan sonra işte çok yoğun bir sis tabakasının ortasına düştünüz ama yolunuzu bilmiyorsunuz. Ya da çok temel bir ihtiyacınız var ya da ne bileyim olur ya hastalandınız. Mesela yanınızda kimse yok, size yardım edebilecek. O dağın başında ne yapacaksınız? Bütün bu sorular aslında devletin yani bu konuda çok da fazla hazırlığı olmadan bir şeyleri yapmaya giriştiğini gösteren bir şey. Yani bu bana refleksif olarak şunu gösteriyor. Yani sahili dolduralım ve Karadeniz sahil yolu yapalım. İşte biraz daha genişletelim. 3-5 de bina konduralım. Bunun adı da gelişim olsun. Yaylaların temel olarak böyle bir şeye ihtiyacı yoktu zaten. Yani eğer turizm bağlamında bir ilerlemeden bahsedeceksek yaylaları orijinaliyle koruyup insanlara bunu sunabilmek önemli. Şu olabilirdi. Bu kadar bütçeye teleferikler yapılabilirdi. Yani çok basit düzeyde teleferiklerle insanlar ulaştırılabilirdi. Uludağ'da olduğu gibi. Bunlar mesela teşvik edilseydi çok daha az hasarla
tahribatın önüne geçilmiş olurdu. Çünkü burada ıskaladıkları da temel bir şey var. Yaylalarda büyük oranda üst kotta, yani 2500 metre ve üst kotunda alpin çayırlar var. Bu alpin çayırları böldüğünüz zaman aşağıdaki orman tabakasını da öldürmüş oluyorsunuz. Çünkü yukarıdan aşağıya bir beslenme zinciri içerisinde o dağ silsilesi. Bir noktasını bozduğunuzda hem su kaynaklarını bozmuş oluyorsunuz, hem de o beslenme zinciri içerisindeki orman örtüsüne giden hayat damarlarını kesmiş oluyorsunuz. Tam olarak yaptıkları şey bu oldu ve ondan sonra zaten tıpkı Artvin'deki baraj inşaatları gibi buradaki iklimsel değişimlerde aslında burada geliş güzel açılan bu yolların bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Evet, bir röportajda, bir yazıda da sen şey söylemiştin. Mevcut bir yolun bakım ve onarımını yapmaktansa çok çok daha büyük bir harcama yaparak yeni bir yol açmayı deniyorlar diye. Bunu da hatırlayınca aslında kamu kaynaklarının oldukça pervasızca kullanıldığını görüyoruz ve bunun biraz yeşil kapitalizm gibi, yeşil vicdan gibi, yeşili başa alarak turizm adına yapıldığını görüyoruz. Bu bağlamda yol ve turizmi nasıl birleştirdiklerini söyleyebiliriz. Yani bir kısmından aslında bahsetmiş, Samsun'dan girip Sarp'tan çıkma hikayesi. Ama biraz da yörede de bir karşılığı var bu yol meselesinin hala. İkisini yan yana getirdiğimizde, turizm ve yeşille süslediğimizde aslında bir karşılık buluyor değil mi? Yani şöyle, zaten ismi çok ironik. Yani yeşili yok eden bir projenin adına yeşil yol demek gerçekten çok ironik. İkincisi, yani turizm bağlamında değerlendirildiğinde aslında ön plana alınan şey ulaşımı kolaylaştırmak. Ulaşımı kolaylaştırdığınızda lojistiği de sağlamış oluyorsunuz. Orada tabii yasanın vermiş olduğu bir takım boşluklarla işte bazı bir takım yapılaşmaların da önünü açmış oluyorsunuz. Aslında devlet burada orada yaşayan vatandaşa tasarruf hakkı vermeden kendisi bir şeyler yapma derdini güdüyor. Mesela Milli Parklar diye bir kurum var. Milli Parklar işte Boşka Karagöl'de de gördüğümüz üzere ya da işte ne bileyim Ayder'de de gördüğümüz üzere bir takım binalar yapıyor. Bir takım tesisler yapıyor ya da oturma grupları, işte piknik alanları vesaireler falan düzenliyor. Bunu aynı şekilde düşündüğünüzde yukarıdan aşağıya çok popüler bir yaylada ya da işte bilinen bir güzergahta işte bir dinlenme tesisi yapsın Milli Parklar. İşte bunun adı otel olur, pansiyon olur vesaire olur, misafirhane olur. Burada aslında oradaki insanları yaşam alanlarından biraz uzaklaştırmak, biraz hani işte hayvancılık temelinde uğraşmıyorlarsa buradaki yaşantılarını da devam ettirmelerinin çok da fazla bir sebebi yok diye. Bütün bunlar aslında çok önemli şeylerdi. Yani biz burada bu mücadeleyi verirken insanlara temel olarak atadan kalan bu yerlerden sizi sürgün edebilirler, buradan ayırabilirler mesajını vermeye çalıştık. Çünkü bazen insanlar farkına varamayabiliyor ama Fırtına Vadisi santral döneminde de bu bölge halkının büyük bir bölümünün İspir'e yerleştirilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Bundan tam 20 sene önce. Bunu düşünmüş olan bir akılın 20 sene sonra burada yaşayan insanları kendi yaşam alanlarından koparıp başka bir yerlere göndermek istemeyeceğinin bir garantisi yok. Nihayetinde %80'i 90'ı işte hazineye ait bir yerden bahsediyoruz, yani dağ bölgesinden bahsediyoruz. Böyle bir tablo ortaya çıkınca, yani mücadele ettiğimiz alanın ne kadar zorlu bir alan olduğunu bir kez daha anlamış olduk. İşin içerisinde tabii başka bir sürü başlık var, yani siyaset var, o var bu var. O da bölüştürüyor, ayrıştırıyor bir anlamda. Yani siz ne kadar toprağı koruma temelli hareket ediyor olsanız bile o insanlar sizi başka bir siyasete ait olarak gördükleri için, yani o anda bölge insanı ya da bir başkası olmuyorsunuz da dışarıdan gelmiş bir insan gibi algılanıyorsunuz ve ona göre tepki görüyorsunuz. Biz Kavrun Yaylası'nda eylemlerden birini yaptığımız zaman Kavrun Yaylası'ndaki insanlar, yani işte gidin kendi yerinizde uğraşın ya da buraya gelmeyin falan filan gibi şeyler söylüyorlardı. Oysa onlar da sonradan anladılar tahribatın nedenli büyük olduğunu. Koskoca bir yol yapıldı, işte koca koca kayalar yuvarlandı vesaire falan. İnsanları koruma temelli bir şeyde bile çok zorluklar çektik belirli bir aşamaya kadar. Ama sonra kamuoyu desteğiyle bu biraz kırılmaya başladı. Burayı biraz daha açalım istiyorum. Çünkü bir yandan dediğin şey çok çok önemli. Kent merkezlerinde gördüğümüz, işte kentsel dönüşüm sonrasında
oranın yaşayanının daha çepere itilmesi ve aslında sınıfsal bir sirkülasyonun yol açtığı o değişimi biz artık sanırım Doğu Karadeniz yaylalarında da göreceğiz gibi. Bir yandan bu çok önemli, bir yandan da tam da dediğin şey bölge insanının Yeşil Yol projesiyle karşılaştığı o ilk anda ortaya çıkanlar, işte protestoların oluşumu çok önemli. Biraz daha buradan bahsedebilir misin bize? Şu anda mesela herkes tarafından çokça bilinen Ayder mevkiinde TOKİ'nin çalışma yaptığını biliyoruz. TOKİ son 15-20 yılın işte bu iktidar eliyle sürdürülen inşaatçı kısmın hani en baş neferlerinden biri. Ama TOKİ'nin yaptığı konutlar ya da işte oluşumların hepsinde kentsel dönüşüm ibaresi var. Fakat Ayder bir kent değil. Ayder çok eskilerin çok eski bir mezrası. Yani turizm merkezi ilan edilmeden önce de aslında çok önemli yere sahip. Zamanında buğday ve arpa ekilen ve oralarda onların hasat edildiği çok önemli de bir hani iklimsel olarak da önemli bir bölge havası itibariyle. Fakat Ayder o hale geldi ki 93'ten itibaren işte yolu asfaltlandı vesaire falan ta anavatan zamanından beri olan bir şey. Binalaştı, yapılaştı vesaire. Yani en son Ayder'e TOKİ'nin giriyor olması bana açıkçası çok dokundu. Yani böyle bir yeri bu şekilde kaybetmemeliydik. Ama bu da tabii o Yeşil Yol furyasının bize attığı son kazıklardan biri. Şimdi oradaki yapılaşmaya baktığımız zaman yani Ayder'le hiç alakası olmayan, yerel mimariyle hiç alakası olmayan üç katlı tuhaf tuhaf binalar görüyoruz şu anda. Ki zaten yapılan çalışmanın kamu faydasına olmadığını da Kaplıca binasına ilk girdiklerinde anlamıştık yani Kaplıca binasıyla başladılar yıkıma. Dolayısıyla da bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman işte Yeşil Yol döneminde verilen mücadelede insanların kendi topraklarında geçmişleriyle veya gelecekleriyle kurmuş oldukları ilişki bağlamında seslerini yükseltmeleri bizim için çok önemli bir şeydi. Ama şu siyasete inanmış ama bu siyasete inanmış beni hiç ilgilendirmiyor o noktada. Orada bizim düşündüğümüz şey insanlar kendileri için seslerini çıkarsın. Biz istedik diye değil. Yani biz onları yönlendiriyoruz ya da işte onlara bilgi veriyoruz diye değil. Gerçekten canlarının yandığını düşündüğü için seslerini çıkarsın. Bunu istiyorduk. Bizler mesela şehir hayatını da bilen ve oralarda da yaşayabilen insanlar olabiliyoruz. Ama burada yaşayan, sürekli yaşayan insanların böyle bir şansı yok. Bu toprağı kaybettikten sonra başka bir yerde yaşama tutunma şansları yok. Dolayısıyla da yereli bu anlamda yakalamak ve buna göre bir şeyler söylemelerini sağlamak çok önemliydi. Bence bu kendiliğinden oluştu. Yani insanlar gördüler bunun ne kadar aslında tahrip edici, yıkıcı bir şey olduğunu ki işte 2000 metreye çıkana kadar o mücadele verilirken dozerlerle vesairelerle o yolun kapandığı zaman insanların Elevit yaylasından İmece usulüyle o taşları dizip ondan sonra Samistal yaylasına ulaşıp o direnişte yer almaları tamamen aslında bu inanmışlığın sonucu bir şey. Türkiye'de de örneği pek azdır bunun. Yani o gün gerçekten mucize gibi bir şey oldu. Yani o dayanışmayla, o ruhla insanlar o engeli aştılar ve Samistal yaylasına ulaştılar ve sonra tabii ki sembolleşen işte Havva Ana'nın yani işte Rabia Ana'nın konuşması dillere pelesenk oldu. Ve hatta ertesi gün bizim için de çok büyük bir gurur ve mutluluk verici bir şeydi. CNN Türk'te canlı yayına bağlanan bir iktisat profesörünün yani biz yıllarca devleti anlatmaya çalıştık ama Havva Ana 2 dakikada özetledi demesi çok güzel bir şeydi yani. Sahiden de öyle oldu. İkonik bir imgeydi Havva Ana, Rabia Ana. Sözleri de öyle. Atıflayıp Evet. duruyoruz. Peki Havva Ana'nın ya da işte Rabia Ana'nın üzerinden kadınların Yeşil Yol karşıtı direnişteki rolünden biraz bize bahsedebilir misin? Tabii bir erkeğe kadını sormak da hoş değil aslında ama söyleşenimiz sensin. Soruyorum. Valla şöyle çok oldukça başat bir rol, örnek bir rol. İyi ki de oldu. Zaten burada da yani Doğu Karadeniz'deki işte kadınların taşıyıcı kültür real işte fonksiyonu, işte önemi, işte bir ortaya çıkmış oldu. Zaten hep öyleydi ama hani inkar edilen ya da bilinmeyen şeyler değil aslında. Yani kadınların Karadeniz'de ne kadar başat rolde olduklarını ya da
kendilerini bu şekilde konumlandırdıklarını bilen biliyor, Karadeniz'in içinden olanlar. Bizler de biliyoruz haliyle. Çünkü hepimiz işte evlerimizde, evin içerisinde, işte geniş aile yapısı içerisinde işte o insanlarla birlikte büyüdük. Onlar tarafından büyütüldük. Çünkü işte büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz gurbete gider. İşte kadınlar evde kalırlar. O kadınlar toprakla da, evle de, her şeyle de, çocuklarla da, her şeyle de ilgilenir. Ve kat'i surette söz sahibi odur. Dolayısıyla da onların dediği olur her zaman yani. Özellikle böyle bir şey var yani bu bölgenin kadınlar üzerinde. Dolayısıyla da ya burada da kendini o şekilde gösterdi. Kadınlar hep ön plandaydı. Onlar daha çok seslerini çıkardılar. Onlar daha çok itiraz ettiler. Onlar daha çok uğraştılar. Gencinden yaşlısına varana kadar. Bu tabii isyanın çok güzel bir sesi oldu. Yani eğer zaten onlar böyle bir katılım göstermeseydiler gerçekten çok eksik olurdu. Santral döneminde de benzer bir şey vardı. Yani biz burada 1998 yılında hidroelektrik santral temeli atılırken buradaki bütün yapmış olduğumuz o eylemlerin içerisinde biz aslında kadınların arkasına saklandık. Yani kadınlar bizi temsil ettiler. Onlar protesto ettiler. Biz de onlara uyduk diyebilirim yani. Kadınların arkasına saklanmak da güzelmiş. Güçlerini, enerjilerini tabii ki kabul ediyoruz yani. Bu inkar edilebilecek bir şey değil. Yani Karadeniz'de şimdi biz de mesela burada lokalde geziler düzenliyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan. Orada yani gelen insanlarla, buradaki insanların ilişkilerini görüyoruz. Mesela kadınlar müdanasız işte her türlü diyaloğu yapabiliyorlar, girebiliyorlar. Yani erkekler daha çekingen davranıyor. Tamam merhaba, hoş geldin vesaire bir faslı oluyor falan ama kadınlar daha girişken ve daha sorgulayıcı oluyor mesela. İşte mesleğini soruyor, işte medeni durumunu bile sorabiliyor yani mesela. Öyle bir şey var. Hani güçlü olduğu için, ön planda olmayı da sevdiği için bir anlamda da. Dolayısıyla da bu hareketin işte temsilcileri oluyorlar. Yani şimdi orada fark etmişsindir, Rabia Ana'nın arkasında bir kitle var. Ama orada Rabia Ana'dan başka hiç kimse konuşmuyor. Konuşamaz zaten. Yani öyle bir şansı yok. O da yani şöyle, yani kurgusal bir şey değil, seçilmiş bir şey değil. Yani o kadının kendi hissiyatı ve isyanıydı. O anda birileri tabii o ortamı çekerken tesadüf etti ve o konuştuğu için, o ön planda olduğu için o çekildi ve işte bu şekilde zaten insanlara ulaşmış oldu. Bence de doğru bir şeydi. İyi ki de öyle olmuş. Doğalın akışı varmış o anda. Evet, kesinlikle. Peki bugün Yeşil Yol ne aşamada? Yani hukuk süreci nasıl devam ediyor? Onu biraz konuşmak istiyorum. DOKAP raporlarına baktığımızda onun Türkiye Turizm Stratejisi için 2023 belgesi hazırlamışlar ve orada yayla koridoru olarak tanımlamışlar Yeşil Yol'u. Bir sürü tanım, bir sürü isim ve hukuk sürecinin de bir yere varmaması. Sen neler söyleyeceksin bu konuda? Yani şöyle, açıkçası hukuksal olarak bir beklentim yok. Müdahil olmak veya olmamak durumunun dışında. Evet, mutlaka tabii hukuki mücadele de verilmeliydi, dava açılmalıydı. Fakat Türkiye'deki biliyorsun birçok ekolojik meselede yürütmeyi durdurmak kararları çıkmasına rağmen bu projeler devam ettiriliyor. İşte yani Cerattepe'den ta Kaz Dağları'na kadar olan skalada bunu görebiliyoruz. Şu anda herhangi bir yol çalışması olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene de yok. Yani buradaki etap işte Avusor Yaylası, Husar Yaylası arası. Ondan sonra işte Yukarı Kavrun en çok patlak veren nokta. Yukarı Kavrun, Samistal Yaylası arasında yapılan yoldu. Onlar tamamlandıktan sonra onun dışında ilaveten bir yol çalışması yapılmadı. Ama bu dediğim Kaçkarlar bölgesi için geçerli. Bu arada altı parmak tarafında kalan işte Laz yaylalarının bir kısmına da bu yol çalışmaları yapıldı. Ama onun dışında herhangi bir çalışma yok. Ama diğer bölgeleri bilemiyorum tabii. Yani açıkçası çok sıkı takip etmedim. Yani Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'in tamamlanmayan bir etabı var mı? Ya da ondan sonra 2019'dan sonra ilaveler oldu mu olmadı mı? Açıkçası çok malumatım yok. Ama bence burada şöyle bir şey de oldu. Yani bir iş bir noktada inatlaşmaya da bindi. Bizim tek derdimiz tabii ki Samistal ve Kavrun arasındaki yolun yapılmaması üzerine değildi. Yani bütünüyle yapılmaması gerekiyordu. Çünkü
Mesela Abusor Yaylası'nın bir yolu var zaten. Husar Yaylası'nın da bir yolu var. Eğer insanlar gerçekten bir yere ulaşmak istiyorlarsa bununla ilgili bir altyapı çalışması oluşturup işte insanların buraya çıkmasını sağlayabilirsin. Yani mesela Husar'ın yolunu iyileştirebilirsin. İnsanlar ulaşsın. Zaten bir yolu var. Ama sen iki yaylayı birbirine bağlayıp o ekosistemi ve dengeyi bozarsan o zaman iş bambaşka bir noktaya varıyor. Ben sana mesela şöyle anlatayım. Avusor yaylası da Husar yaylası da 10 yıl öncesine kadar kendi halinde yaylalardı. Şimdi iki yayla arasında bağlantı yolu yapılınca programlara dahil oldu. Nasıl oldu? Avusor'a gidiyor, işte Büyükgöl'e çıkıyor. Ondan sonra Büyükgöl'den dönüyor, işte tesislerde yemek yiyor, çay içiyor vesaire. Oradan gün batımını izlemek için Husar yaylasına geçiyor. Lükse bakar mısın yani? Böyle bir lüks yok. İşte bunu da yeşil yol sayesinde kazanmış oluyor insanlar, işte turizm vesaire falan. Ama ben bundan yana değilim bir turizmci olarak. Eğer insanlar gerçekten bir bölgeyi dolaşmak istiyorlarsa maddi anlamda değil, manevi olarak bunun bedelini ödemek durumundalar. Yani Avusor Yaylası sadece Büyükgöl'e çıkılıp dönüp işte çay içilebilecek bir kültür değil. Avusor Yaylası koskoca bir kültürün izlerini taşıyan son derece de önemli bir yayla. Husar Yaylası da hakeza öyle ve diğerleri de öyle. Bütün bunları hakkını vererek dolaşmak gerekiyor. Yolla kolaylaştırılmış, içi boşaltılmış, sosyal medyaya sunulmaya hazır yaylalar ve kültürler olmamalı bunlar yani. Yani biz sonuçta Instagram turu yapmıyoruz. Evet, Instagram'da ya da sosyal medya mecralarımızda gördüğümüz yerleri şeyi paylaşıyoruz, insanlarla gittiğimiz yerleri falan, ama onun da bir disiplini var yani. Bu da gelişi güzel bir şey değil yani, her şey değil. Ama orada arka planda başka türlü şeyler var. Mesela bir insanla tanışırsın, dünyan değişebilir. Kinitekim zaten benim gönlümden geçen turizm bu. Yani dışarıdan gelen insanlarla yerli insanların tanışmasını, yerli insanların onlara bir şey öğretmesini sağlamak. Belki bir kelime bile olsa, yani Lazca bir kelime öğrense ya da atıyorum mesela Laz kimliğinin ne olduğuna dair bir malumat sahibi olsa, aa bak bu insanlar gerçekten Lazmış dese. Hani bizim bildiğimiz Trabzonlar, Rizeliler değilmiş Laz, bu insanlar gerçekten Lazmış dese ya da hemşinli dese, ne bileyim. Daha anlamlı oluyor, geldiğinin hakkını vermiş oluyor. Yoksa sosyal medyaya yönelik buranın şurası güzel, işte kahvesi güzel, buranın işte tatlısı güzel, buranın yemeği güzel turuyla Karadeniz öğrenilmiyor, gezilmiyor yani. Onu herkes yapıyor zaten. Ve bu yol çalışmaları da biraz maalesef bu kültürel aksı sekteye uğratıyor. Bu benim hoşuma gitmiyor yani. Yani Avusor'da ya da Husar'da daha fazla ve iyi vakit geçirebilecek insan sıkıştırılmış bir programa dahil edilip lahana çorbasına döndürülüyor yani. Ben ona çok kızıyorum. Yani aynı gün içerisinde dört yayla gezilmez yani. Bu insanın tabiatına aykırı yani. Aynı gün içerisinde dört tane yayla gezilmemeli bana göre. Bir tanesine gidersin, hakkını vererek gezdirirsin. Ondan sonra da dönüp işte ertesi gün bir başkasını yaparsın ki bu aslında insanların bölgede daha çok kalmasını sağlayan bir şey de olur. Yani sen insanlara opsiyonel olarak bir günde dört yayla sunarsan insanlar sadece bir günlüğüne gelir. Ama dört günde dört yayla sunarsan o zaman daha çok kalırlar ve bölgeyi ve kültürü daha çok tanıma şansına sahip olurlar. O zaman gerçekten Karadeniz'i gezdim, Karadeniz'i anlamaya çalıştım ya da anladım kısmen deme şansları olur. Öbür türlü maalesef olmuyor yani. Burada bir parantez açayım, ben de birkaç şey söyleyeyim. Malum sevgili Refik Akadoğlu ve Reyhan Yıldırım'la çok fazla hasbihal ettiğimiz bir konu muhabbet bu. Yani yerelde yavaş ve yerel aktörlerle turizm meselesi. Onların da bir şirketi var, Goluri Turizm üzerinden. Gola'nın kardeşi, biri sivil toplumda, biri özel sektörde baktığımızda. Bu önemli bir dert bölge için. Koştur koştur yapılan ve turizm yayla meselesinin tam zıttı aslında. Yaylaya gelmiş olmuyor o zaman insanlar. Yaptıkları şey kenarından köşesinden Instagram için gerçekten fotoğraf çekilip yoluna devam etmek oluyor. Oysa yaylanın meşakkatli bir yolu var ve işte yaylaya varmak için geçmişten beri duraklarla ilerlenen bir güzergahı kat etme meselesi var. Yani yolculuk yolun kendisi, vardığın nokta şey değil,
Instagram'a attığın fotoğraf değil, o yolculuk yolun tamamını kaplıyor. Bu çok önemli bir husus bölge için. Yeşil yol meselesi için de öyle galiba. Çünkü yaylada artık trafik var. Önemli günler ve haftalar diyeceğimiz bayramlarda, tatillerde yaylalara yolumuz düşmesin istiyoruz biz yöre insanı olarak. Çünkü Ayder'de trafiğe takılabiliriz. Korkunç geliyor bana. Tabii sadece Ayder'de değil, Zilkale'de, Palovi Şelalesi'nde, Çinçiva Köyü'nde, Pokut ve Sal yaylalarında, Gito ve Badara yaylalarında, yani işte Çat ve Elevit taraflarında trafiğe takılmanız olası. Yani tabii bunu söylemek gerçekten üzücü. Büyük şehirden gelmiş olan insanlarla yolculuk ederken 45 dakika bir vadiden çıkamıyor olmak trajik bir şey yani. Eskisini de bilen biri olarak. Yani o anlamda tabii ki gol ürününde ve muadili iş yapmaya çalışan insanların da hani burada çok önemli görevleri var ama çok büyük de zorlukları var. Çünkü genel olarak zaten maalesef mail popüler olandan yana oluyor. İşte mesela biz bu konuşmaya yapmadan işte 1-2 saat evvel Instagram'daki işte şirket hesabına bir mesaj geldi. Soru şöyle: en ucuz turunuz ne zaman hocam ve nereden hareket ediyoruz? Yani bir merhaba yok, bir iyi akşamlar yok, bir işte hani seni de takip eden biri aynı zamanda, takip ettiği görülüyor. Baktım, demek ki biz bir yerde yanlış yaptık. Yani yıllardır demek ki kendimizi iyi anlatamadık. İnsanların bu kadar bağlamdan kopuk yaşıyor olmalarına çok üzülüyorum şu anlamda. Başka bir ülkede mi yaşıyor acaba? Hani yani bizim bu kadar olağanüstü çaba sarf ettiğimiz, bu kadar üzerine titrediğimiz bir konuda insanların bu kadar rahat olması, en ucuz tur ne zaman, en ucuz tur hangisi, yani yapılan işi anlamama üzerine kurulması üzücü tabii. Defaeten kendimizi anlatmak durumunda kalıyoruz yani hepimiz bu butik işleri yapmaya çalışan insanlar. Ama ancak bu bölgeye gelip bizlerle dolaşan insanlar anlayabilir, idrak edebilir. Çünkü o zaman farkı görebiliyorlar. Atıyorum işte refikalarla dolaşan bir insan Arhamel'in bir köyünde armuttan pekmez yapımını görürse o zaman Karadeniz'e geldiğini anlayabilir. Ya da termominin yapıldığını görürse ancak Karadeniz'e geldiğini anlayabilir. Çünkü başka türlü anlayamaz nasıl bir fark içerisinde olduğunu. Onları yaşatmaya çalışıyoruz. Yani işte direkt birinci ağızdan hilesiz, hurdasız, katkısız olarak. Ama işimiz o anlamda çok zor. Gerçekten zor. Ana akımın dışında olmak her zaman zor tabii. Her zaman zor, evet. Belki de bir gün tırnak içinde ekoturizmi de konuşmamız gerekecek. Ben bu tadı aldım, hissettim. Ama şimdi podcast bölümlerini birbirine bağlayan bir ana meselemiz var. Ona çekmek istiyorum konuşmamızı. Doğu Karadeniz özelinde senden çevre sorunlarını sıralamanı istesem, İlk üç sırada ne olur? En başta çöp sorunu diyebilirim. Yani başlı başına büyük bir skandal ve zaten yakın zamanda Sürmene'de Gökçe Erhan'ın başına gelen maalesef talihsiz bir olay ve dikkat çekmeye çalıştığı kafes balıkçılığı meselesi var. O da konu başlığı olarak değerlendirilmeli. İkinci sıraya HES'leri koyuyorum. HES'ler de tamamıyla vadileri tahrip etme üzerine kurulu çok korkunç projeler ki Kastamonu Bozkurt'taki sel dramından sonra yani HES'lerin aslında tahribata ne kadar yol açtığını insanlar biraz anlamış oldular. Yani HES'lerle barajları karıştırmayın. HES'ler aslında doğaya çok zarar vermiyor. Propagandasının nasıl yerle bir olduğunu gösteren bir şey oldu. Üçüncü sıraya da yolları koyacağım. Yani yeşil yol da dahil olmak üzere gelişi güzel açılan, plansız, etütsüz, rastgele açılan yollar. Bu üçünün Karadeniz üzerinde çok ciddi tahribat yarattığını düşünüyorum. Ve dahi bütün bunların arka planında, bütün bu yapılan çalışmaların arka planında Karadeniz dağlarında işte Cerattepe örneğinde olduğu gibi altın madenciliği gibi faaliyetlerin işte yapılması, yapılmak istenmesi ya da uygulanmak istenmesi meselesi. Aslına bakarsan Karadeniz'le ilgili son 30 yıldır çok ciddi bir kıyım söz konusu. Sahil yolu, barajlar, HES inşaatları, yeşil yol, altın madenciliği, çöp sorunu, işte kafes balıkçılığı vesairesi falan, trolle avlanma, bütün bunların hepsi topladığımızda evet çokça insan tarafından dile getirildi, eylemlere konu oldu. Bu uğurda hayatını kaybeden insanlar oldu. Cihan Eren'i analım sevgiyle, Kazım'ı analım sevgiyle. Kazım da çok
tepki gösterdi. Bu konuda çok hassasiyet gösterdi. Tabii birçok insan, işte Gola'nın da gündeminde vardı. Birçok derneğin ve oluşumun gündemlerinde vardı bu konular. Yıllarca konuşuldu. Ama bizim sadece kendi başımıza mücadele veriyor olmamız çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Yani belki kendi içimizde bir anlamda huzur verebiliyor ama Karadenizlilerin aslında kendi bölgelerine çok büyük kötülükler yapmış olması ve bunlarda başrolü kendilerinin almış olması bizi daha çok yaralıyor. Çünkü dışarıdan gelen insan bu kötülüğü yapmıyor buraya. Yani bu binaları, bu inşaatları, bu yolları Karadeniz'de kendi talep ediyor, kendi onaylıyor, kendi uyguluyor. Ve dolayısıyla da ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Yani bu bölgede yaşamanın vermiş olduğu bir trajik bir sonuç yani. Hani 100 yıl önce yapılmış olan çok güzel bir mimaride bir konağın yanına işte ucube binalar dikmeyi kendilerine marifet sayıyorlar ya, ben ona da kahroluyorum. Bu kötü binalaşma aynı zamanda kültürün kendisine de sirayet ediyor. Yani bana göre yeme içmeden giyime kadar her şeyi çok etkiliyor. Yani bir insan eğer bir konakta ya da eski bir ahşap evde yaşıyorsa gerçekten ona göre kendini donatıyor ve ona göre bir yaşam tarzı benimsiyor. Ama bir apartmanda ya da işte briketten, kiremitten yapılmış ucube evde yaşıyorsa ve bunu kendine hak görüyorsa, reva görüyorsa hayatını da ona göre sarıyor yani. Ona göre kendini ifade ediyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bana göre bunların hepsi birbiriyle çok bağlantılı. İlk üç çok zor oluyor gerçekten. Evet, ilk üç çok zor oluyor. Gerçekten öyle, öyle. Peki yani sıraladığın bu çoklu sorunlar arasında işte çöp, HES'ler ve yollar başa gelmişti ama sonra Pandora'nın kutusu gibi açıldıkça açıldı, bir sürü sorun daha sıralandı. Çok özür dilerim. Taş ocaklarını unuttum. İkizdere'de son örneğini gördüğümüz, onlarla ilgili de taş ocakları da biliyorsun işte sahil yoluna malzeme taşımak için açılan kötü örnekler. Aynı zamanda işte yeni havalimanı inşaatı içinde Haçapit'i delik deşik ettiler taş ocaklarıyla ve tonlarca malzeme taşındı. Ya tabii şimdi bütün bunları söylediğimiz zaman başka türlü düşünen insanlar tarafından hedef tahtasına oturtuluyoruz ya da eleştiriliyoruz. Oysa bütün bunlar doğanın koşulsuz korunmasına yönelik şeyler. Yani insanların yaşam alanları tehlikeye girmesin, canlı yaşantısı tehlikeye girmesin, ormanlar işte korunmuş olsun, yüzyıllara taşınsın, işte dereler tertemiz aksın, su sorunu baş gösterecek çok yakın zamanlarda. Biz bunları savunuyoruz ama maalesef tablo çok parlak değil. Doğaya bütünlükçü bakmak oldukça zorlaşıyor adım adım. Kesinlikle. Şimdi bu sorunları birlikte düşündüğümüzde yerelde de bir özgül ağırlıkları, bir karşılıkları olduğunu biliyoruz. Sence bu sorunlarla beraber bölgede gündelik hayatta neler değişti? Gündelik hayatta belki çok radikal değişiklikler olmadı ama en azından ekoloji diye bir gündem başlığı olduğunu, insanların kendi yaşam alanlarında mücadele etmeleri gerektiğini öğrendiklerini düşünüyorum. Bence Fındıklı'da, Arhavi'de, ondan sonra işte Hopa'da, Cerattepe'de, Fırtına Vadisi'nde verilmiş olan mücadeleler ve Senoz'da, İkizdere'de ve Trabzon'un bir başka vadisinde ya da Giresun'da ya da bir başka bir bölgede insanların mücadele etme pratiğini geliştirdi ya da ilham verdi. Yani böyle bir etkileşime sebep oldu diye düşünüyorum. Çünkü yani 20 yıl önceki tabloda böyle bir şey yoktu mesela. Yani biz Fırtına Vadisi'nde santral mücadelesi verirken çok az bölgedeki halklardan işte ya da komşulardan o anlamda destek alabildik. Kısmen pazardan, kısmen Ardeşen'den, işte belki biraz Fındıklı'dan gibi. Daha çok dışarıdan gelen insanlar işte Samsun'dan, Trabzon'dan, işte ne bileyim İstanbul'dan, Ankara'dan gelenler o anlamda daha büyük bir şey vardı. Tabii ki başka pratiklerden, çünkü o zamanlarda da Türkiye gündeminde başka ekolojik meseleler vardı, Bergama gibi. Ama şimdi artık Karadeniz bu anlamda daha iyi organize olabiliyor. Bir de bu şey de değil yani, ithal bir eylemsellik de değil. %100 yerli bir eylemsellik. Yani İkizdere'de direnen halk kendi halkı yani. Başka bir yerden gelmemiş adam gayet güzel kendi diliyle ifade ediyor. Hani bu anlamda olumlu buluyorum yani. Ama gündelik hayat pratiğinde nasıl bir karşılığı var diye sorarsan, kısmen de olsa bir şeyler düşünülüyor. Yani mesela çöp dert ediliyor işte artık. Ne bileyim ya,
İşte biz şuraya gittik, işte şu vadiye gittik, orada işte HES yapıldığını gördük. Yani gerçekten çok kötü, iyi ki işte burada yapılmamış mesela olumlaması var gibi işte bir takım ifadeler. Yani ama tabii bu çok radikal bir dönüşüm değil. Ama yine de şunu yaratması bakımından, yani resmi ya da gayri resmi işte bir sivil toplumculuğa ön açtı mesela bu mücadeleler. İşte inisiyatifler kuruldu, işte ne bileyim toplantılar yapıldı, başka bölgeler arasında işte bir etkileşim sağlandı. Kopa'daki arkadaşlarla işte ne bileyim Senoz'daki arkadaşlar birbirini tanımış oldular, diyaloğa girdiler ya da işte ortak eylemsellik planı yaptılar mesela. Bu anlamda güzel şeyler bunlar. Yani nihayetinde dereler, ormanlar, işte kuşlar hepimizin her anlamda yaşam alanları. Abuviçe'deki bir ırmağı da önemsiyorum. İşte Macahel'deki bir kestane ağacını da, işte Senoz Vadisi'ndeki yalı çapkını kuşunu da mesela. Memleketteki bütün hani tabiata ait olan alanlar çok önemli. Gözde görülür bir orman değil, bütün ekosistem yok oluyor. Yani bütün canlılarıyla yok oluyor ve çok uzun yıllar alıyor kendine gelmesi. Korunmayı önemsiyoruz o anlamda. Yani korumayı önemsiyoruz. Hani bir şekilde insanların bu anlamda hani birbirleriyle diyalog halinde olması, dayanışma halinde olması çok önemli. Yani bana göre son 20 yılın en büyük yansımalarından biri bu. Yani ben de mesela buradaki işte arkadaşlarımla sahilde ya da işte başka bölgelerdeki eylem alanlarına gittim. Bu da çok güzel bir şey. Onlar buraya geldiler, işte beraber bir şeyler yaptık. Bu da çok güzel bir şey. Yani ancak bu şekilde birbirimizle dayanışırsak, birbirimizi desteklersek bazı şeylerin önüne geçebiliriz ya da sesimizi daha iyi duyurabiliriz diye düşünüyorum. Bir hayat yaşıyoruz, başka hayatlarla kesişen. Tam da o aslında kesişimler meselesi. Kesiştikçe aslında büyüyoruz ve bütünün parçası olduğumuzu anlıyoruz. Bütünün parçası olma hali sadece benim yaşadığım, beni ilgilendiren, bana ait olanla ilgili değil. Benim ileride kesişebileceğim her şeyle ilgili ve biz kesiştikçe cebimizdeki, ayağımızın altındaki belki tohumları başka yollara götürüyoruz ve başka yollardan gelen tohumları kendi yolculuğumuzun içine katıyoruz. İşte çok renkli bir doğaya doğru kayıyoruz. O anlamda iyi oldu söylediklerin. Benim zihnimi açtı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son soruya geliyorum. Protestolardan ve çevre hareketlerinden bahsedince, işte kesiştikçe sesin fazla artmasından bahsedince aklımıza yavaş yavaş bazı çevre hareketleri, imgeleri dolmaya başlıyor. Senin için aklında kalan en çarpıcı çevre hareketi imgesinden veya sloganından bize bahsedebilir misin? Yani aslında sloganlardan öte bence yani hareketin ve eylemin kendisini anlamlı gösteren şeyler vardı. Mesela onlardan biri tam benim vadiye dönme kararı aldığımın arifesinde Ankara'da yapılan mesela Büyük Anadolu Yürüyüşü çok anlamlıydı. Yani orada çünkü çok fazla sayıda bileşen vardı. Memleketin dört bir tarafından insanlar gelmiştiler. Orada çok güzel işte bir mesaj verildi. Yani az evvel bahsettiğimiz konuyu da pekiştiren bir şeydi yani. Yani senin derdin benim derdimdir onaylayan bir şeydi. Son 30 yılda düşünerek aslında mesela Bergama hareketi de çok anlamlı ve çok güzel bir şeydi. Oradaki Moğolların yapmış olduğu şarkı işte ölüler altın takar mı? Mesela o unutulmaz şeylerden biri. İşte Fırtına'daki santral mücadelesi çok önemli köşe taşlarından biriydi. Cerattepe hakeza öyle çok iyiydi. İkizdere çok iyiydi. Yine unutulmazlardan. Yani aslına bakarsan benim için bütün verilen mücadeleler 5 kişi de olsa, 3 kişi de olsa, sloganlı da olsa, slogansız da olsa, yani eğer bir insan bir ağaç için, bir taş için, bir kuş için mücadele ediyorsa, eylem gösteriyorsa, yani direniyorsa benim için çok önemli bir şey. Dolayısıyla da hani birbirinden ayırt edemeyiz böyle şeyleri. Yani o önemli, bu önemsiz olarak değil de benim için hepsi çok kıymetli. Sloganlara sığdırılmayacak denli kıymetli. Bu mücadeleyi veren bütün insanlara selam olsun. İyi ki varlar. Tabii bu uğurda hayatını kaybetmiş olan insanlarımız da var maalesef. Bu da çok talihsiz bir şey.
ayırt edemiyorum yani. Bir örnek vermek gerekirse dediğimde bütün hepsi benim için çok kıymetli. İyi ki verilmiş mücadeleler var. Mücadele ağı var ortada. Peki eklemek istediğin bir şey var mı? 5-6 yıldır biraz izme kaybettik. Karadeniz'deki işte kültür ve sanat çalışmaları adına maalesef insanlar birbirlerinden çok ayrıştılar ve çok uzaklaştılar. Eskiden biraz daha dayanışmayla sürdürülen konserler, işte müzik çalışmaları, ne bileyim işte kolektif kitap çalışmaları vesaireler, işte sinema filmleri, bunlardan çok uzaklaştık, çok ayrıştık. Biraz yeniden insanların bir araya gelmesini sağlayacak aslında işte kültür sanat festivalleri, işte kitap fuarı etkinlikleri gibi şeyler olması lazım Karadeniz'de. Bu çok önemli bir şey. Hala derli toplu bir envanter çalışmamız da yok bu konuda. Yani herkes bir şeyler yapıyor kendi alanında ama bu enerjiyi bir türlü işte hem Karadeniz'de yaşayan halklara hem Türkiye'deki kamuoyuna yeterince anlattığımızı düşünmüyorum. Anlatamadığımızı düşünüyorum. Hani bir yerlerde bir şeyler eksik kalıyor. İnsanların birbirinden uzaklığından kaynaklı. İşte araya işte küskünlükler, dargınlıklar vesaireler falan girmiş oluyor. Bunlar üzücü. Paylaşılmayacak bir şey yok hayatta. Yani iyilikle ve güzellikle sürdürülebilirse, insanlar birbirine destek olursa çok daha iyi şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum Karadeniz için özellikle. Biraz bu kültür sanat insanlarının çalışmalarıyla paralel gidecek bir şey. Çünkü o insanlardan ilham alınarak ancak doğru şeyler anlatılabilir, açıklanabilir topluma da. Yani bu bizim yaptığımız turizme de sirayet eden bir şey. İşte gündelik hayata da ön açan bir şey. Dolayısıyla da hani insanların bu anlamda biraz kolektif çalışmalara, birlikte bir şeyler yapmaya gayret etmelerini sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela o anlamda festival çok önemliydi, Yeşil Yayla Festivali. Çok sayıda insanı, bileşeni bir araya getiren, kültürün ve sanatın birçok alanında da güzel örnekler sunan bir çalışmaydı. Mesela özlediğimiz çalışmalardan biri, iyi bir saha pratiğiydi. Onun gibi çalışmaların devam ettirilmesini, işte bu dergi olur, işte bu ne bileyim kitap çalışması olur, temenni ediyorum. Söyleyeceğim şey bu. Öyle kolektif üretim çok kıymetli. Bölgede bunu yapabilmek de çok zorlu. Yapılmışı var, yine yapılabilir demek. Yani evet, bence de. Bence de yapılabilir tabii ki. Sevgili Uğur Bülyol ile Koyu Yeşil'in bu bölümünde bölgeye dair yaptığımız sohbet Yeşil Yol ile başladı. Turizmin handikapları ile ve Doğu Karadeniz'in bugün yüz yüze olduğu ekolojik sorunlar ile devam etti. Ki Doğu Karadeniz'de açtı yer yer. Tam da serimizin derdi olan yerelden, yereli bilenden Doğu Karadeniz'i dinlemek meselemize uygun bir söyleşi oldu bu anlamda da. Ben vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum sana ve gerek yazdıklarınla gerek o incelikle ve hep karşı tarafı düşünerek onun neyi nasıl alımlayacağını hesaplayarak yapmış olduğun o besleyici paylaşımlardan ötürü tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi ki geldin podcast'imize konuk oldun. Ben de çok teşekkür ediyorum sana ve Kolay'a. Koyu Yeşil. Hazırlayan ve sunan Özlem Şendeniz.